Mevsimsel alerjik hastalığı daha çok böyle ilkbahar ve yaz aylarında olan bir takım çevresel alerjen maruziyetler dediğimiz bu polen, ev tozları, akarlar veya kedi köpek tüyleri gibi bir takım maddelerden ötürü oluşan ve bazı alerjiye yatkın kişilerin, insanların buna vermiş olduğu alerjik reaksiyon sonucunda gelişen bir hastalık. Özellikle bu ilkbahar ve yaz aylarında bahsettiğim şekilde alerjen etkenler sonucunda insanların burun ve boğaz mukozalarında bir takım iltihabi süreç gelişiyor. Ve bu iltihabi süreç sonucunda kaşıntı, burun kaşıntısı, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi bir takım semptomlarla kendini göstermekte bu hastalık. Hastalar bu şikayetle bize başvurduğu zaman bir takım bununla ilgili tetkikler yapmaktayız. Bunların başta alerji testleri dediğimiz deri pirik ve gıda pirik testleri, bunun haricinde kanda baktığımız bir takım alerjen immunoglobinler ile hastaya tanı koymaktayız. Hem laboratuvar hem de klinik şikayetlerle birlikte hastada rahatlıkla bu tanıyı hastanemizde koyuyoruz. Tanı koyduğumuz hastalarda bizim antistaminik, dekonjestan ve montelukast dediğimiz bir grup ilaçlar ile hastalara tedavi başlıyoruz. Ve bir ay veya üç aylık aralarla, periyodik aralarla kontrollerde hastalarımızı çağırıyor ve şikayetlerini tekrardan dinliyoruz. Hastalarımızın çok çok büyük bir e, çoğunluğunda yaklaşık %90-95 oranında diyebilirim. Verdiğimiz ilaçlar ile hemen hemen şifa bulmakta, tedavi görmekte, şikayetleri belirgin şekilde azalmakta. Fakat meçitsimal eraciklin hastalığı daha çok genetiksel bir faktör olduğu için ve hastanın ömür boyu bu şikayetleri gene tekrarlayabileceği için biz bu ilaçları dönem dönem yine ilkbahar ve yaz mevsimlerinde hastalarımızı kullandırıyoruz. Bazı hastalarımız bu ilaçları ömür boyu kullanmakta. Eğer çocukluk döneminde bu şikayetler geliştiyse ilerleyen dönemlerde de astım hastalığı gelişme riski daha yüksek görünüyor. Ancak hastalarımıza bunun yanı sıra tavsiye önemli bir şey var ki tedavi kadar önemli korunmak. Yani özellikle biz hastalara diyoruz ki evet tedaviniz gerçekten çok önemli bu ilaçları kullanmanız fakat mutlaka Alerjik etken sapladığımız şeyler, bu polen olur, ev tozu olur, kedi köpek tüyleri olur veya bir takım gıdalar gene olabilir. Bunlardan mutlaka uzak durmalıyız. Çünkü tedavi temel olarak ilk etapta korunmadır. Gene şikayetler geliştiği zaman da farmakolojik dediğimiz medikal tedaviyi hastalara vermekteyiz. <laughs>